Hani bir klişe cümle vardır. Bir çay içtik, konu nerelere geldi diye. İşte içilen o çayın tetiklediği, ortaya çıkardığı duyguların anlatıldığı bir diziyle sizinleyim bugün. İzlerken empati kurabileceğiniz, özdeş hissedebileceğiniz, sayısız olay ve kahraman barındıran, sinirlerinizde ve ruhunuzda dans eden bir dizi. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Baby Reindeer. Bu dizi sadece heyecan verici bir gerilim hikayesi olmanın ötesinde psikolojik açıdan oldukça derinlikli bir bakış açısı sunuyor. Diziye dair kapsamlı bir incelemeye geçmeden önce kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz daha çok insana ulaşabilirim. Bu noktada destek veren herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada bol bol spoiler içerecek. Eğer diziyi izlemediyseniz bu videoyu daha sonra izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle bu dizi az önce de dediğim gibi gerçek bir hikayeye dayanıyor. Dizinin yazarı, başrolü ve tüm yaşananları deneyimleyen kişi Richard Gadd. Richard yaşadığı bu süreci sahneye bir gösteri olarak taşıyor. Sonrasında Netflix yetkilileri durumdan haberdar oluyorlar. Diyorlar ki bunu dizi yapmak ister misin? Sonuç olarak Baby Reindeer dizisi de bizlerle buluşuyor. Peki Richard'ın hikayesi nedir? Dizide bize ne anlatılıyor? Kısaca özetleyelim. Richard dizide Donnie Dunn ismiyle yer alırken bir barda barmenlik yapan, bir yandan da amatör olarak komedyenlikle uğraşan bir adam. Bir gün bara gelen Martha isimli bir kadın yaşadığı sıkıntıları anlatarak Donnie'nin dikkatini çekiyor. Kadına üzülen Donnie ona bir çay ikram edip kötü geçen gününde kadına basit ve karşılıksız bir jest yapıyor. Ama Martha o günün ardından her gün bara gelmeye devam ediyor ve Donnie'yi bir takıntı haline getiriyor. Günümüz jargonuyla bir stalker diyebiliriz. İşte bu stalker Martha ve hayatı istediği gibi gitmeyen Danny'nin hikayesini anlatıyor Baby Reindeer. Ama her şey bu kadar basit mi? Hayır. Burada sizlere de bir soru yöneltmek istiyorum. Aranızda belki benzer durumda kalan ve stalker olarak tabir ettiğimiz insanların tacizine uğrayanlar olabilir. Sizler bu gibi durumlarda ne yaptınız, nasıl hareket ettiniz? Yorumlarda dilerseniz paylaşabilirsiniz. Biz bu cevabı Dani üzerinden verelim. Bazen her şey kötü giderken, çevreniz size kötü davranırken, yalnız hissederken, ufak bile olsa size ilgi gösterilmesi, güzel bir cümle duymak anlık olsa da sizi etkileyebilir. Dani de aslında bu durumda kalarak bu zararsız görünen, gülüşüyle pozitif bir hissiyat veren, ona ara ara iltifat ederek gülümseyen Martha'yı böyle görüyor. Ki bu noktada her şey normal, fakat bir gün Dani eve gidince bir mail bombardımanına uğruyor. Kelimelerin bazılarını yanlış yazan, alenen birlikte olmayı ima eden, taciz içerikli yüzlerce mail almaya başlıyor. Mailleri atan kişi ise Martha. Olay o kadar korkutucu bir noktaya geliyor ki yolda ününü kesmeye başlıyor. Gizlice sahneye çıktığı gece kulübünde izleyicilerin arasında yerini alıyor. Özetle hayatını zindan etmeye başlıyor. Gelelim ikinci soruya. İşler bu noktaya gelse siz ne yapardınız? Polise haber vermek, ailenize bilgi vermek, bir şekilde bunu engellemek isterdiniz diye düşünüyorum. Nitekim ben böyle yapardım ama Donnie bunu yapmıyor ve kendine uzun bir süre itiraf edemese de bu saplantılı, hatta zararlı ilgiden içten içe hoşlanıyor. Ki bu kadının geçmişte benzer suçu işleyerek hapis cezası aldığını öğrendiği halde. Aslında dizide tam olarak bu noktada başlıyor. Ben de bu kısma özel olarak videoda diğer incelemelerimden farklı bir şey yapacağım. Madde madde dizide yorumlanması gereken önemli psikolojik unsurlara geçelim. Bir numara, hayır diyememek. Hayatımız boyunca her gün sayısız karar veririz. Büyük ve küçük, önemli ve önemsiz her seçim bizim kim olduğumuzu ve nasıl yaşadığımızı şekillendirir. Bu seçimler arasında en önemlilerinden biri de hayır deme yeteneğidir. Bir insanın hayır diyememesi psikolojik esaret olarak nitelendirilebilecek bir durum yaratabilir. Bu esaret kişinin özgüvenini zedeler, sınırlarını belirlemesine engel olur ve onu başkalarının taleplerine karşı savunmasız hale getirir. Bu durumun sonuçları ise oldukça yıkıcı olabiliyor. Nitekim dizideki Danny Dunn karakteri için de durum bundan ibaret. Martha ile yolu kesişmeden önce onu iyi bir komedyen yapacağı vaadiyle kandıran yapımcı bir adamın psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kalıyor. Hayır demek yerine daha da dibe battığı halde yolun sonunda ulaşabileceğini düşündüğü başarılarının hayalini kurarken onlardan da oluyor.
duygusal tükenmişlik, stres ve anksiyete, özgüven eksikliği, depresyon, manipülasyon açıklıkta Donnie'nin ödediği bedel oluyor. İkinci sırada ise çıkarlar uğruna kendinden ödün vermek var. Kendinden ödün vermek ilk bakışta yüce bir fedakarlık gibi görünse de beraberinde psikolojik açıdan yıkıcı sonuçlar getiren bir esaret türü. Bu esaret kişinin ruhunu yoruyor, benlik algısını zedeliyor ve onu mutsuzluğa sürüklüyor. Nitekim az önce bahsettiğim sonrasında elde edilecek başarıya yönelik illüzyonun sonucunda da Donnie hayatının en zor yıllarını yaşamak zorunda kalıyor. 3 numarada kendini keşfedememe ve cinsel tercihler var. Cinsel kimliğini ararken yaşadığı travmalarla boğuşan Donnie bir yandan kadınlarla birlikte oluyor, bir yandan erkeklerle birlikte oluyor ve bir erkeğin tehlikeye uğradığı karanlık dönemde bir kadınla sevgili. Kendini keşfetme konusunda tutarsız olan bu adam, Martha ile tanıştığı dönemde ise erkeklerle dolu bir bar ortamında çalışırken bir tanışma sitesinde trans bir kadınla sevgili oluyor. Ama bu kadının kimliğinden utandığı için çevresinden bunu gizliyor. Ve kendi kimliği konusunda da bu trans kadına ismini, işini farklı aktararak yalan söylüyor. Kendi kimliğini keşfetme sürecindeki belirsizlik her şeyi ailesine itiraf ettiğinde yine sona ermiyor. Fakat üzerindeki bu gizli ve biriken yükü bir derece attığını söyleyebilirim. Dindar bir baba ve sorun yokmuş gibi davranan bir annenin oğlu olarak yaşadığı psikolojik süreci bizlere de derinden hissettiriyor. Dördüncü sırada Donnie ve paradoksları var. İşte az önce bahsettiğim cinsel tercihler konusu başta olmak üzere Martha konusunda ona zarar verdiği halde polise gitme hususunda son ana kadar direnmesinde hem her şeyi boş vermiş gibi davranıp hayatını aldığı iki kadının da psikoloji alanında çalışması hem de onlara yükünü bindirmesi bu paradoksları gösteriyor. Kendi içinde yaşadığı tutarsızlıklar nedeniyle sonunda bir şekilde yalnız kalmayı başarabilen bir adam Donnie. Öyle ki hayalini kurduğu başarı ve parayı elde ettiğinde bile her şeyi kenara atıp saplantılarının büyüsüne kapılarak her şeyi berbat edebiliyor. 5 numarada Stockholm sendromu var. Stockholm sendromu esir alınan veya istismar edilen kişinin esir alan kişiye veya istismarcıya karşı sempati ve hatta sevgi geliştirmesi olarak tanımlanıyor. Bu durum travmatik bir deneyimin sonucu olarak ortaya çıkan karmaşık bir psikolojik tepki. Martha fiziksel olarak çekici bir kadın değil. Bu nedenle başlangıçta Donnie ve çevresindeki adamlar Martha ile dalga geçiyorlar. Nitekim yaş olarak da Donnie'den biraz büyük olması aynı zamanda bu durumu tetikliyor. Fakat Donnie hayatını kabusa döndüren Martha'yı polise şikayet ettikten sonra hapse girmesine neden olduktan sonra Stockholm sendromu kendisini gösteriyor. Hatta kendi ağzıyla onun gibi düşünebildiğini ve onu dinlerken keyif aldığını ifade ettiği bir sürece geçiş yapıyor. Ki başlangıçta çekici bulmadığı bu kadını cinsel dürtülerle hayal ediyor ve kendini kaptırıyor. Donnie'nin yaşadığı bu süreçte Stockholm sendromuna benzer travmalar görüyoruz. 6. sırada ise içine atmanın bedeli var. Her şeyi içine atmak ilk bakışta güçlü ve dayanıklı olma belirtisi gibi görünse de aslında psikolojik açıdan son derece yıkıcı bir davranış şekli. Duygularını ve düşüncelerini bastıran, sorunlarını dile getirmeyen kişiler zamanla bir duvar örerler ve bu duvarın arkasında kaybolurlar. Bu durumun sonuçları ise oldukça ağır olabilir. Nitekim Donnie uğradığı bu tecavüzün üzerine bir de Martha sürecinde yaşananları, trans kadınla olan ilişkisinde yaşananları da içine ata ata bu ağırlığın altında kalıyor, eziliyor. 7. sırada ise volkanik patlama var. Neden volkanik patlama dedim? Nedeni şu: volkanik patlamaların belirli dönem sonrasında tekrarlanması bana Donnie'nin haleti ruhiyesini anımsattığı için dizide bize sorunlu olan, tırnak içinde stalker olan Martha gibi gösterilse de esas sorunlu kişilik bana göre Donnie. Yıllarca biriktirdikleri bir volkan gibi patlayan Donnie bir rahatlama yaşayarak maddi güçle beraber mutlu ve huzurlu olacak sanıyorsunuz. Ama Donnie gidip ziyaret ediyor ve bir şey olmamış gibi onunla iletişim kuruyor. Evden çıktığında ise yine psikolojisi alt üst olmuş durumda. Martha hapse girdiğinde yine rahatlayacağını ve önüne bakacağını düşünüyorsunuz ama o ne yapıyor? Tüm teklifleri reddedip bir nevi Martha'ya dönüşüp onun tüm maillerini sınıflandırıyor ve kendini Martha'nın mesajlarına adıyor.
Yani bir döngü gibi diyebiliriz. Birikiyor, birikiyor ve birikiyor. Tekrar patlamak üzere. İşte bu yüzden aslında volkanik bir patlama benzetmesi kullanmak istedim. İzleyen herkesin kendine has dersler çıkarabileceği, belirli noktalara empati yapabileceği bir diziydi Baby Reindeer. Netflix'in kalitesizleşen dehlizlerinde farklı bir deneyimdi. Nitekim diziyi bir gecede izledim ve bitirdim. Son zamanlarda izlediğim en çarpıcı diziydi. Beni her anlamda da etkiledi. Belki de yaşanmışlığı birebir hissettirmesi, sinematografisi ve olayın kahramanı olan Richard Gere'in işi ciddiye alıp o dönemki kilosuna dönecek kadar gözünü karartması da bunda etkili olmuştur. Dizide Martha karakteri olarak gördüğümüz kişi gerçek hayatta Fiona isimli bir kadın. Şuralara bir yerlere fotoğrafını eklerim. Örnek birkaç tweet'i de mevcut. Ayrıca Richard'a eden yapımcının da kim olduğu anında bulunmuş. Fakat cezai bir durum olmaması adına onun fotoğrafını ya da kim olduğunu buralara eklemeyeceğim. Sizler bu diziyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlara eklemeyi unutmayın. Beraber değerlendirelim, tartışalım isterim. Böylelikle videoyu da tamamlamış olduk. Önümüzdeki haftalarda yepyeni dizi incelemeleri ve değerlendirmeleri de sizlerle olmaya devam edecek. İsteklerinizi de yazabilirsiniz. Onları da her zaman dikkate alıyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Destek olan herkese gönülden teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.